Akvaryumlar hakkında 13 şey. Akvaryumları birçok kişi sever, değil mi? Bu yerler başka şekilde asla göremeyeceğiniz deniz canlılarıyla tanışmanızı mümkün kılar. Ancak akvaryumlar ve deniz parkları konseptleri hakkında her şey çok da iç açıcı değildir. Blackfish belgeseli ortaya çıktığında bu tür eğlence yerlerinin imajı ciddi zarar görmüştür. Tüm bu ayrıntılara girmeden önce kanalımıza abone olmak için bir dakikanızı ayırın. Bildirim çanına da tıklamayı unutmayın. Böylece kanalımızdaki güncellemelerden anında haberdar olarak hayata hep olumlu bakabilirsiniz. 13 numara. Orkalar çok aç bırakılırlar. Hayvanları eğitirken ödül vermek standart bir yaklaşımdır. Fakat maalesef gün boyunca bütün yedikleri şey bu ödüller gibi gözükmektedir. Çalışanlara orkaları aç bırakmaları talimatı verilmiştir. Bu şekilde hayvanlara basit bir ders verilir. Eğer iyi performans göstermezseniz açlıktan ölürsünüz. 12 numara. Orkalarla çalışan insanlar ölmüştür. Copperthwaite belgeseli yayınlandıktan sonra Tilikum adlı bir orka üne kavuştu. Tilly lakaplı bu katil balina 33 yıl esaret altında yaşamıştı. Ve Tilly bu zaman zarfında 3 kişiyi öldürdü. Ancak onu yaptıklarından dolayı yargılamadan önce şunu bir dinleyin. Orkalar vahşi doğadayken insanlara zarar vermez. Bu hayvanlar uysal ve sosyal yaratıklardır. Ama hayatları bu küçücük su tanklarıyla sınırlı olduğunda davranışları dramatik şekilde kötüye gider. Kurumsal olay raporları, su parklarında çalışanların ciddi şekilde yaralandığı 200'den fazla durum olduğunu belirtmektedir. 11 numara. Orkalar esaret altında daha kısa yaşarlar. Vahşi doğada erkek orkalar 70 yıl yaşarlar. Dişilerin ömrü ise 100 yıl olacak şekilde daha uzundur. 2014 yılında Kanada kıyılarında bulunan bir balina 103 yaşındaydı. O yüzden yaşına uygun olarak bu orkaya büyük anne ismi verildi. Ancak esaret altındaki orkalar uzun ve mutlu bir hayatın tadını çıkarma şansına sahip değildir. Çoğu durumda 13 yaşına girdiklerinde henüz ergenken ölürler. Esaret altında yaşlılıktan ölen tek bir orka dahi yoktur. 10 numara. Orkalar küçücük tanklarda yaşamak zorundadır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bu hayvanların yaşadığı tanklar onlar için son derece küçüktür. Öyle ki bir tankın uzunluğu bir yetişkin orkanın okyanusta kat edebileceği mesafenin milyonda biri kadardır. Bir balinanın normalde okyanusta her gün yüzeceği yüzlerce kilometreye karşılık bulunduğu tankın çevresinde 1200 tur ya da uzunluğu boyunca 3100 kez ileri geri hareket etmesi gerekir. Orkalar vahşi doğada saatte 48 kilometre hızla yüzebilir. Tabii ki bu küçük tanklar onların bu kadar hızlı yüzmesine imkan tanımadığı için esaret altındaki hayvanlar yeterince hareket edememiş olurlar. Bu da onları çıldırtır ve ömürlerinin kısalmasına sebep olur. 9 numara. Aşağı çökmüş bir sırt yüzgeci normal değildir. Esaret altındaki neredeyse tüm yetişkin katil balinaların aşağı çökmüş sırt yüzgeçleri vardır. Çalışanlara, ziyaretçilere bunun tamamen doğal bir olay olduğunu söylemeleri tembihlenir. Fakat bu doğru değildir. Vahşi ortamlarında orkaların sadece %1'i yüzgeçleriyle ilgili sorun yaşarlar. Ve bu onların hasta veya yaralı olduğu anlamına gelir. Bu yüzden sırt yüzgeci öyle büyük bir sorun gibi görünmese de aslında balinanın sağlıksız ve mutsuz olduğunu gösterir. 8 numara. Orkalara ilaç verilir. Esaret altındaki orkaların yediği şeyler, açık denizde yaşadıklarında temin ettikleri besin öğelerini içermez. Ancak esaret altındaki bir balina için en büyük tehlike bu değildir. Eğer orka yanlış bir davranışta bulunursa ya da çok fazla heyecanlanırsa, eğitmenler onları zorla yatıştırıcı ilaçlarla beslerler. Bu ilaçlar genelde antipsikotikler, benzodiazepinler ve hatta kontraseptiflerdir. Tahmin edebileceğiniz gibi bu maddelerin hepsi bir balinanın doğal fizyolojisine aykırıdır ve asla kullanılmamalıdır. 7 numara. Orkaların diş sorunları vardır. Daha önce de söylediğimiz gibi, içinde yaşadıkları o sıkışık alan onları gerçekten deli eder. Balinaların yaptığı en tipik şeylerden biri metal kafeslerini çiğnemektir. Sürekli olarak bunları kemirmek dişlerini kırar ve diş etlerine kadar aşınmasına sebep olur. 6 numara. Tanklardaki balinaların güneş yanıkları boyanır. Katil balinalar vahşi doğada özgürken güneş özellikle kavurucu olduğunda okyanusun derinliklerinde saklanırlar. Bu hayvanlar doğrudan gelen güneş ışınlarından kolayca zarar görebilecek oldukça hassas bir cilde sahiptir.
Ne yazık ki içinde yaşadıkları tanklar derilerini korumak için yeterince derin değildir. Bu yüzden hayvanların derisi güneşten ciddi yanar. Eğitmenler ziyaretçilerin balinaların derisindeki renk değişimlerinin nedeni hakkında sorular sormasını önlemek için güneş yanıklarını çinko oksit ile kaplarlar. Bu siyah bir maddedir ve bu dehşet verici durumu maskelemede iyi işe yarar. 5 numara. Eğitmenler deniz biyoloğu değildir. Ziyaretçiler çoğu zaman akvaryumlardaki eğitmenlerin deniz biyolojisi üzerine uzman olduklarına dair yanlış bir kanıya sahiptir. Sonuçta bu kişiler eğittikleri hayvanlar hakkında çok geniş bir bilgiye sahip olmalıdır. Ne yazık ki bu tamamen yanlıştır. Hayvanlarla etkileşime giren ve şovlara katılan kişiler sadece oyuncudur. Orkalar veya diğer deniz hayvanları hakkında hiçbir profesyonel bilgileri yoktur. Sadece kalabalığı eğlendirmeleri için işe alınırlar. 4 numara. Esaret altındaki orkalar diğer hayvanlara saldırır. Uzun süreler boyunca esaret altında yaşayan orkalar aşırı derecede agresif olurlar. Bu orkalar sadece eğitmenlere saldırmakla kalmayıp birbirleriyle ve diğer hayvanlarla da kavga ederler. Stres ve kaygı sebebiyle anormal öfkeli olurlar. Kendilerinden daha küçük deniz hayvanları ile bir tanka kilitlenmişlerse acımasız zorbalara dönüşürler. Sakinleşmek ve streslerini atmak için yeterli alana sahip olmayan öfkeli orkalar yunuslara saldırarak onları ısırırlar. 3 numara. Orkalar yapay olarak çoğaltılırlar. Orkalar inanılmaz sosyal hayvanlardır. Vahşi doğada dişilerin klan lideri olduğu ailelerde yaşarlar. Bir anne yeni doğan yavruya yakın durur ve hareketlerini dikkatlice yönlendirir. Bu son derece yakın anne çocuk bağı bazen yavru olgunlaştıktan sonra da devam edebilir. Bu sırada su parkları gösterilerinde kullanacakları yeni oyuncular temin etmek için suni tohumlama yöntemini kullanırlar. Ve hatırlarsanız bu esir hayvanlar 13 yaşında ölürler. Bunun sebebi de dişilerin hamile kalmak için henüz çok genç olmalarıdır. Daha da kötüsü genç anneler doğum yaptıktan sonra yavruları hemen onlardan uzaklaştırılır. Bu dişi balinalarda depresyona, bebeklerinde de sağlıksız bir yaşam tarzına yol açar. Sonuçta onları yetiştirmek için artık bir ebeveynleri yoktur. 2 numara. Orkalar sudaki klordan zarar görürler. Tanklardaki klor seviyesi çok yüksektir ve bu içlerinde tutulan hayvanların sağlığına zarar verir. Klorun bir sonucu olarak katil balinaların gözlerinden mukus akar ve bu görme sorunlarına yol açar. Başlarındaki ve sırtındaki deriler de bu yüzden soyulur. Bunun da ötesinde bu su, bu arada bu klorun evde kullandığımız çamaşır sularından daha güçlü olduğu da bildirilmiştir, eğitmenlerin gözlerine de zarar verir. Genellikle her antrenman seansında gözlerindeki yoğun yanma hissinden şikayet ederler. 1 numara. Orkaların susuzluğunu gidermek için jelatin kullanılır. Orkalar doğal yaşam alanlarında su ihtiyaçlarını avladıkları hayvanlardan giderirler. Esaret altında avlanamadıklarından deniz parkları ve akvaryumlar orkaların su ihtiyaçlarını gidermek için onları jelatinle beslerler. Bu madde orkalar için sadece sağlıksız olmakla kalmayarak yağlanmalarına da sebep olur. Ünlü katil balina Tilly'ye günde 38 kilogram jelatin veriliyordu ve bu onun aşırı kilolanmasına sebep olmuştu. Hayvanlara karşı yapılan bu zulme siz de karşıysanız beğen düğmesine basın ve bu videoyu tanıdığınız herkesle paylaşın. Hayata olumlu bakarak dünyamızı hep beraber daha yaşanabilir bir yere dönüştürelim.